Mürvan'ım, Merhaba, nasılsınız? merhaba. Sizi görmek büyük bir mutluluk. Tekrar tiyatro sahnesinde. Yaşa. Bir Evet. ara verdiniz mi tiyatroya? Yok, o Ağaçlar Ayakta Ölürle zaten 3 sene bitti, turnedeydim. Arada da bunun provalarına girdim. Şimdi hem o hem bu turne yapıyoruz. İstanbul'da oynuyoruz. Çok yoğun yani ama ben çok büyük keyif alıyorum. Hiç gocunmuyorum yani. Bugün yeni oyunuz Veda'nın Bugün galası. galasındayız. Epey heyecanlıyız. Çok kişi geliyor. Bütün tanıdıklarımız, oyuncu arkadaşlarımız. Böyle galalarda biraz heyecan yaparız yani. İnşallah bir aksilik olmaz. Torunlarınız da geliyormuş galiba. Tabii gelmezler mi? Torunlar şimdi çok merakla bekliyorlar. Bir oyundan bahsedebilir miyiz efendim? Yani biz Oyun, biliyoruz gerçi de sizden evet, öğrendik. Veda Ayşe Kuli'nin yazdığı bir roman, 10 sene önce yazılmış. Biz hep okumuştuk, çok sevmiştik. Sonra ne yapabiliriz bu sene, ne hangi oyun yapalım deyince ortaya böyle bir kitaptan da uyarlama yapılabilir. Sözü geçince hangi kitap ne olur? Aa, Veda Ayşe Kuli'nin çok güzel romandı derken yapalım dedik. Sonradan bunun hani 1920-23 arası Cumhuriyet'e çok denk düştüğü, sonradan içine girince açıkçası denk düştüğünü anladık. Yoksa hani Cumhuriyet'in 100. yılı için bir piyes yapalım diye yola çıkılmadı. Ama bulunan oyun tesadüfen çok güzel denk geldi. Çok gurur verici. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor ama esir düşmüş bir İstanbul içindeki bir konağın içindeki ailenin durumunu anlatıyor. Dışarıda savaş var. Aslında evin içinde de bir takım savaşlar var. Ailevi savaşlar var. Yokluğu evin içinde de hissediyorlar. Dışarıda yokluk var. Köylüler zor durumda. Biz de zor durumdayız. Yani böyle çok güzel bir gidişler gelişler var. Karakterler arasındaki duygusal bağlar var. Çatışmalar var. Çok dramatik bir yapı içinde. Eğlenceli ufak tefek böyle güldüren tarafları da var. Yani Anadolu'da oynayıp geldik 15 oyun. Çok iyi reaksiyon aldı. Anadolu halkı müthiş benimsedi. Ayaklarda alkışladı. Bakalım İstanbul ne diyecek? Bu koşturmaca turneye gidiyorsunuz, yani yorucu oluyor mu yani belli Yani bir şeyden şimdi sonra, olmuyor yoksa? desem yalan. Ama çok mu felaket durumdayız? Hayır. Çünkü çok iyi otellerde kalıyoruz, çok iyi yerlerde konaklıyoruz, iyi tiyatrolarda oynuyoruz. İşte gidiş gelişlerimiz bazen uçakla, bazen özel arabalarla. Yani çok büyük bir sıkıntı çekmiyoruz Allah için. Yani ne kadar sıkıntı çeksek de salonun, 1000 kişilik salonun dolu olduğunu görünce bütün dertler unutuluyor zaten. Yani bu yaşlarda hep emeklilik yaşı falan derler. Sizin maşallah, yani emekli Yo, ben olmaya... emekli lafını tanımıyorum, Evet, bilmiyorum. onu O ne sormak demek istiyorum. o? Evet, onu sormak istiyorum. Ayrı bir heyecan var sizde. Bir heyecan görüyoruz şimdi. Bayağı heyecanlıyım. Bence yani bir insanı ayakta tutan bir şey bu. Şurada şimdi böyle kalp çırpıntısıyla 3. zilin verilişini beklemek çok hoş bir duygu her şeye rağmen. Çalışmak yani her bakımdan insanı daha motive Ayakta ediyor. tutuyor tabii, Siz de ayakta o yüzden tutuyor. mi, yoksa yani sevdiğiniz için Hem neden? sevdiğim Yani için hem normalde yani hani düşünemiyorum kendimi evde oturup böyle boş boş bir ne? şey yapmadan hani gene de bir kitap okursun, bir müzik dinlersin, bir şey yaparsın ama buraya geliş, hazırlanış, provalar, oyunlar, galalar bunlar hepsi çok yaşama renk katıyor yani. Evet. Ben bundan 50 senedir bıkmıyorum. Bir de efendim, Metin Bey, aramızdan ayrılalı bayağı uzun zaman oldu, yani 11 sene 11 oldu. sene. Bunu nasıl özetlersiniz? Nasıl geçti bu süre? Yani neler Yani yaşadınız? söyleyince 11 sene olduğunu hatırlıyorum. Aslında şimdi de var gibi yani hep hayatımda. Çünkü ben onunla aslında paylaşıyorum bu duyguları. İsterdim tabii şimdi protokolde oturup beni bu gece seyrediyor olması bana çok büyük mutluluk verirdi. Çünkü onun geriye dönüşleri benim için her zaman çok önemli olmuştur. Beğenmesi, beğenmemesi, eleştirmesi. Hayat, alışıyorsun. Sinemada böyle bir vefasızlık var derler. Hani böyle sanatçılar tiyatroda da var mıdır? Yani Metin Bey'in arkasından böyle hatırlayan, Yok. size yad eden arkadaşlarınız. Yok yok, beni çok güzel sarıp sarmaladı. Aylarca, yıllarca arkadaşlarım. Zaten tiyatro dünyası mecburen hep iç içe olmak zorunda. Çünkü biliyorsunuz turnelere çıkıyorsun. 10 gün, 20 gün, bir ay hep beraber aynı turne arkadaşı, tiyatro arkadaşıyla kulislerde, işte yemekte, her yerde berabersin. Kaynaşmamak, böyle bütün olmamak mümkün değil zaten.
Sanatçı bir aile, oğlunuz da oyuncu. Torunlar da var mı? İnşallah olurlar, bilmiyorum. İsterlerse, yani, kabiliyetleri varsa. Denemediniz mi yani? Sizin bir süzgecinizden geçmedi yani. Böyle bir şeye heveslendiklerine daha şahit olmadım. O zaten ya vardır ya yoktur. Yani zorla sen şimdi benim torunumsun, hadi gel oyuncu ol denmez yani. Hı. Onu hissedersin. Şu anda öyle bir şey hissetmiyorum. Yani siz onlardan bir şey görürseler mi, görürsem mi yönlendiririm diyorsunuz yani. Evet. Hani... Yani hevesi görürsem, her oyuna gitmek isterse, tiyatro oyunu okursa, evin içinde kendi kendine rol yaparsa, ezber yaparsa, bir şiir ezberleyip ya, çıkıp ya söylerse. Birisini bekliyorsa, motive edecek birisini bekliyorsa. Yani... Ben çaktırmadan motive ediyorum ama işte bir yere kadar. O varsa var, yoksa yok. O gerçekten öyle. Yani ders alarak ve üniversitesini bitirerek yapabilir. Ama o aşkı küçük yaşta da hissettim. Benim küçücük yaştan, ilkokul 5. sınıfta benim o aşk. Siz olmalarını ister misiniz? Çok isterim. Dünyanın en güzel mesleği. Herkes kendi mesleğini çok sever. Ama oyunculuk müthiş bir meslek, müthiş bir şey. Her dakika yeni hayatlar yaşıyorsun, düşünebiliyor musun? Şimdi ben burada bir başka kadını canlandırıyorum. Bir piyes önce başka bir kadını canlandırdım. İkisini üst üste oynuyorum. Onun kostümüne girince o oluyorum, bunun kostümüne girince bu oluyorum. Çeşitlilik oluyor. O rolden o role, o rolden o role. Onun dışında devam edeceksiniz başka dizilerde, sabah programları. Yani böyle bir çalışma süresi içinde dizi gibi bir şey yapmak mümkün değil. O yüzden maalesef dizilere iyi gözle bakamıyorum. Çünkü vakit imkansız, yok yani. Yoksa ben çok seviyorum. Dizide de oynamayı seviyorum. Programlarda da olmayı seviyorum, dublajda yapmayı seviyorum. Bu mesleğin bütün her kolunu seviyorum. Peki, son olarak biz soralım, devam ederiz. Bu oyun günümüze anlatan bir durumu var mı sizce, benzerliği var mı Veda'nın? Veda işte Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. O devirde yaşanmışlıkları anlatıyor. İstanbul'un İngilizlere esir düşmesini anlatıyor. O sırada çektikleri bir ailenin sıkıntısını anlatıyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu oyuna gelip de tarih dersini iyi çalışmış bir insan bir kat daha fazla zevk alır. Çünkü tarihte bütün öğrendiklerimiz var. Hı. Ve o kişilerin isimleri de geçiyor. Eğer ilkokulda, ortaokulda tarih dersiniz iyiyse çok zevk alırsınız. İzleyicileri bekliyoruz o zaman. Tabii ki bekliyoruz. Teşekkür ederiz.